Merhabalar değerli izleyiciler. Sizlere İstanbul Osman Bey'den sesleniyoruz. Sektörünün öncü firmasındayız. Pozle Şapka'dayız. Birbirinden çeşitli, birbirinden güzel aksesuarların içindeyiz. Yanımızda firma sahibi Sayın Eyüp Can Uslu var. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz. Bize biraz kısaca kendinizden bahseder misiniz? İsmim Eyüp Can Uslu. 92 İstanbul Bakırköy doğumluyum. Aslen Adıyamanlıyız. İki kuşakta şapka işiyle uğraşıyoruz. Evli iki çocuk babasıyım. İstanbul Osman Bey'deyiz şu an. Eminönü'nde falan yerlerimiz var. Şubelerimiz var. Bunlara var. Değineceğiz. Evet. Peki Pozle Şapka'nın kuruluş hikayesi, dünden bugüne başarı hikayesi nedir? Pozle Şapka aslında biraz aşktan biraz da mecburiyetten doğan bir firma. Çok nasıl güzelmiş. diyeceksiniz? Şimdi şapka işi dediğim gibi bizim baba mesleğimiz. Hı hı. Ancak babam da biz de işimize aşık insanlarız. Yani yaptığımız işin en iyisini yapmaya çalışan insanlarız. Bir dönem bizim işte babamızın bir verdiği iflas durumu vardı. Hı. Normalde fason çalışan bir firmaydık. Geçmişimiz bir 40 seneye kadar, 40-50 seneye kadar dayanan bir geçmişimiz var meslek hayatımızda. Daha sonra biz kendi ismimizle çıkmak istedik piyasaya. Yani dedik ki madem ki biz bu işin hastasıyız, madem ki bu bizim mesleğimiz, bunu biz yapalım dedik ve ilk önce aslında Emir Şapka olarak başladık. Kısa bir sürede Pozle markasını tescil ettik ve Pozle adıyla sahaya çıktık. İlk önce Eminönü'nde bir ufak bir dükkandan başladık. Daha sonra Eminönü'nde caddeye çıktık. Şu anda da Osman Bey'de bir yeni şube açtık. Burası oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani elimizden geldiğince kaliteli, yerli üretimde özellikle kasket ve deri çeşitlerinde kaliteli imalat yapma hedefindeyiz. Çok güzel. Görüyorum ki işini aşkla yapan bir yetkiliyle birlikteyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki efendim, biraz da sektörel sıkıntılarınıza değinmek istiyorum. Bize biraz sektörel sıkıntılarınızdan bahseder misiniz? Sektörel sıkıntılarımız Çin. Aynen Çin öyle. imalat. Yani bu aslında tekstilin her alanında var. Ancak bizim sektörde daha sıkıntılı. Niye diyeceksiniz? Örneğin bizim burada ürettiğimiz bir şapkadaki nakış yapmaya kalktık diyelim. Ya Çin'den komple şapka bu fiyata geliyor. Yani ülkemizdeki neredeyse nakış fiyatına geliyor. Neredeyse sadece kumaş fiyatına geliyor. İnanılmaz bir üretim güçleri var. Çok kaliteli değil tabii ki ama ister istemez tüketiciyi de aklını karıştırıyor diyelim. Bir de şimdi büyük AVM'ler var. Bu AVM'ler gidiyor. Çin'de alışveriş merkezlerindeki işte o mağazalar büyük biliyorsunuz. Hı 3-4 hı. tane var her yerde olan. Gidiyorlar mesela uygun fiyatlara, uygun işçilikte ürün getiriyorlar. Bu sefer Türkiye'deki halk da diyor ki, aa diyor şapka demek işte böyle bir şey. Uygun Evet. bir şey. Ama biz üretmeye kalkıyoruz. Buradaki kumaş fiyatlarıyla, buradaki malzeme fiyatlarıyla bu fiyatları yakalayamıyoruz. Yani sektördeki sıkıntı bu. İşte bundan dolayı birçok imalatçı kapattı. Şu an şapka sektörü kan ağlıyor desem yeridir. Buradan da ekran başındaki Evet. izleyicilerimize ve yetkililere duyurmuş Evet, olduk. aynen o şekilde. Yani biz biraz daha küçük esnafa, özellikle bu şekilde şapka gibi olsun, dericilik sektörü gibi olsun sektörlere önem verilmesini isteriz. Nasıl isteriz? Yani buna ya bir kota koyulabilir Çin'den gelen şeye. Efendime söyleyeyim sektörel olarak işte bazı imkanlar sunulabilir. Bazı özel hani teşvik falan oluyor ya. Evet. Bazı şehirlere mesela teşvik veriyorlar. Evet. Aslında bunun mesleklere de vermeleri lazım ve meslek odalarının aktif hale gelmesi lazım. Yani tamamen şu an sahipsiz, serbest, dev firmalarla uğraşan bir sektör, şapka sektörü. Halkımızın yani kafasındaki, algısındaki şapka şeyi de şapka ucuz bir şey olmalı. Halbuki böyle değil. Yani bugün dünyada 3-4 tane çok büyük şapka firması var. Biri Amerikalıların, biri İngiltere'nin, biri İtalyan firmasıdır. Mesela bizim ülkemize ilk gelen şapkalarda halen o firmanın getirdiği şapkalardır. Yani bunların satış fiyatlarına bakıyorsunuz, kalitesine bakıyorsunuz. Bizim ülkemizdeki en lüksüm diyen bir takım elbisecinin takım elbise fiyatlarından daha pahalı. Ve Vay. insanlar bunu dünyada yadırgamıyor. Yani Türkiye'de dediğim gibi yani Çin'le rekabet edilmeye kalkışıyor diğer firmalar. Başarılı olamıyor. Ne oluyor bu sefer? Kalite düşüyor, fiyat düşüyor. Bu sefer insanlar sadece bu işin hamallığını yapmaya başlıyor ve sektör ortadan kalkıyor. Evet değerli izleyiciler, İstanbul Osman Bey'den seslendik sizlere. Pozle Şapka'daydık. Eyüp Bey bizlere şapkanın kalitesinden, müşteri memnuniyetinden ve işini nasıl aşkla yaptığından bahsetti. Kendisine bir kez daha teşekkür ederiz. Siz de eğer bir şapka severseniz sizleri buraya bütün çeşitleri görmeye bir kez olsun davet ediyoruz. Bizler dünden bugüne başarı hikayeleriyle tekrar karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.